Bilim dünyasını son günlerde yüksek dereceler arma geçiren maymun çiçeği virüsü tüm dünyada yeni bir pandemi korkusuna neden oldu. Bulaşıcı bir hastalık olmasından dolayı endişeler hızla artıyor. Avrupa ülkeleri ve ABD'nin de aralarında olduğu birçok ülkede ortaya çıkan hastalık, seyahatlerin devam etmesi ve solunum yolu damlacıklarıyla bulaşabilmesinden dolayı kaygıları artırıyor. Bunun yanında uzmanlar dikkatli olunması ve doğru kaynaklardan bilgilenilerek hastalık hakkında gereksiz endişeye kapılınmaması konusunda da uyarıda bulunuyor. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmesi gereken 5 noktayı anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. Maymun çiçeği virüsü insana bulaştıktan sonra hastalık belirtileri ortaya çıkıncaya kadar geçen süre 5 ila 21 gün arasında değişiyor. Virüs kuluçka süresinde değil, belirtiler baş gösterdikten sonra bulaşıyor. Hastalık öncelikle %85 oranında yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, lenf düğümlerinde şişme, titreme ve halsizlik ile kendini gösteriyor. Ateşin ortaya çıkmasından 1 ila 3 gün sonra bazen daha uzun hastaların %97'sinde genellikle yüzde başlayan ve vücudun diğer bölgelerine yayılan bir kızarıklık gelişiyor. Lezyonlar önce deride döküntü sonra kabarıklık şeklinde oluyor. Püstül yaklaşık 7 gün devam edip ardından kabuklanıyor. Hastalık yaklaşık 2 ila 4 hafta içerisinde kendiliğinden iyileşiyor. Maymun çiçeği virüsünün teşhisi derideki lezyonlardan alınan sıvılarda PCR testiyle konuyor. Tercihen birden fazla lezyondan örnek almak gerekiyor. Maymun çiçeği virüsünün bulaşması virüsle enfekte olan maymun, sıçan ve sincap gibi hayvanlar ve kemirgenlerin derisi ve vücut sıvılarıyla temas edilmesiyle oluşuyor. Virüs insandan insana da bulaşıyor. Özellikle tahriş olmuş deri, küçük çizikler, solunum damlacıkları ve mukuzo yani gözler, burun veya ağız yoluyla giriyor. Solunum damlacıkları genellikle birkaç metreden fazla hareket edemediği için uzun süreli yüz yüze temas olduğunda bulaşıyor. İnsandan insana bulaşma bu etkenlerin dışında vücut sıvıları ve cinsel ilişki yoluyla da oluyor. Covid-19 RNA virüsü olduğu için çok fazla mutasyona uğrayarak çok hızlı yayılıyor. Maymun çiçeği virüsü ise COVID-19'un aksine DNA virüsü olduğundan çok fazla mutasyona uğramıyor. Maymun çiçeği aniden mutasyona uğrayarak insanlara bulaşması COVID-19 gibi kolay olmadığından pandemi beklentisi bulunmamaktadır. Ayrıca COVID-19'un havada asılı kalan virüsler nedeniyle bulaş riskinin çok daha fazla olduğunu, maymun çiçeği virüsünün ise havada asılı kalmadığından dolayı Ulaşması için uzun süre yüz yüze temas gerektiğini söyleyen Profesör Doktor İftihar Köksal, halen hastalığa karşı ilaçlar ve gerektiğinde devreye sokulabilecek aşısı olduğunu, bu nedenle paniğe kapılacak bir durum olmadığını vurguluyor. Maymun çiçeği virüsünün özel bir tedavisi yok. Hastalık özellikle bağışıklığı zayıf kişilerde ve çocuklarda şiddetli seyrederken hayati riski de yol açabiliyor. Günümüzde maymun çiçeği enfeksiyonu için özel bir tedavi bulunmuyor. Hastalık genellikle 2 ila 4 hafta içinde kendiliğinden iyileşiyor. Çiçek aşısı maymun çiçeğine karşı korunmada en az %85 etkilidir. ABD'de uzmanlar ayrıca maymun çiçeğine maruz kaldıktan sonra aşılamanın hastalık önlemeye ve daha az şiddetli hale getirmeye yardımcı olabileceğini ifade etmektedir. Çiçek aşısı günümüzde rutin uygulamada yer almayan bir aşıdır. Maymun çiçeği hastalığının dünyada artışı söz konusu olursa çiçek aşısıyla aşılamayı için yeni bir karar alınabilir. Enfeksiyonun solunum ve temas yoluyla bulaşmasının önlenmesi için şüpheli ve doğrulanmış vakalar için uygun solunum izolasyonu şarttır. Kabuklanmış döküntüler bile bulaşıcı olduğundan dolayı Yatak takımları ve giysiler gibi temas yoluyla enfeksiyondan kaçınmak için özen gösterilmesi gerekir. Ellerin mutlaka sık sık yıkanması ve hijyen kurallarına özen gösterilmesi korunmada en etkili yöntemlerdir. Sağlık çalışanlarına bulaşı engellemek için şüpheli vakaların dikkatle değerlendirilmesi ve hastalara ait numunelerin uygun koşullarda çalışılması gereklidir.